Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait olan iki ciltlik ilmi halin birinci cildini işlemekte idik. Sayfa 132'deyiz. 132'de de Allah'ın ahirette görülmesi diğer adıyla rü'yetullah. Rü'yet görmek Allah. Allah'ı görmek. Allah'ın görülmesi. Nerede ama? Ahirette görülmesi burada irdelenmektedir. Konu elbette daha geniştir. Burada üç paragraf olarak ele alınmış. Allah'ın dünyada gözükmesi, çıplak gözüyle gördüm demek var. Yani uyanık halde gördüm demek var. Rüyadayken gördüm demek var. İşte uyku ile uyanıklık arasında yani uyudum uyumadım tam ikisinin arasında gördüm demek var. Yani bir de öldükten sonra ahirette gördüm demek var. Bunlara baktığımızda Allah'ın ahirette görülmesi konusu daha çok üzerinde durulan bir konu. Çünkü Yüce Allah'ın Celle Celaluhu dünyadayken çıplak gözle yani bir ağacı, bir denizi, bir dağı görür gibi gördüğünü iddia etmek kabul gören bir görüş değildir. Rüyada gördüğünü ileri sürmek yine kabul gören bir görüş değildir. Allah'ın ahirette görülmesi ise ehli sünnet içerisinde ittifaklı bir konudur. Tabi ehli sünnet içerisinde ittifaklıdır. Onun dışında ittifak vardır demiyor. Nitekim yine tartışılan konulardan bir tanesi de bu konudur. Mesela mutezile mezhebi Yüce Allah'ın hiçbir zaman için görülemeyeceğini ifade ediyor. Mutezile mezhebi. Şimdi Rüyetullah konusuna farklı bir bakış. Farklı bir bakış yapmak istediğimizde Rüyetullah Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Rüyetullah yazdığımızda çıkıyor zaten. Bununla alakalı geniş görüşlere bakılabilir yani. Ben bir mutezile değindim ama çok daha geniş olarak merak edenler bugün Google'a e, dia, yani DİA ne diyelim Diyarbakır'ın D'si İzmir'in İ'si Adana'nın A'sı DİA yazdığında boşluk bırakıp Rüyetullah ve Allah'ı görmek yazdığımızda bu konu bulunabilir. Alemlerin bir kısmı Hazreti Peygamber'in yanı sıra salih müminlerin de Allah'ı kalp gözüyle rüyada ve ruhen görebileceğini ileri sürmüş ve bu konudaki bazı hadisleri delil getirmişlerdir. Buna karşılık bazı kelam alimleri Allah'ı rüyada da görmenin mümkün olmadığı kanaatindedir. Nurettin As-Sabuni'ye bakılabilir. Farklı farklı görüşler var. Ahirette müminler tarafından görülecektir. Fakat kafirler bundan mahrum kalacaktır. Ana görüş bu. Zaten ilmi halimizde bu konu üzerinde durmuştur. Müminler ahirette cennete girdikten sonra Allah'ı görecekler. Bu görmenin mahiyeti hakkında kesin bir bilgi yok. Ma nedir hiye o mahiyeti? Yani nasıl bir görmek? Ancak bilginler Allah'ı görme olayında bu dünyada varlıkların görülmesi için zorunlu olan şartların gerekmediğini ileri sürmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim'de yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rablerine bakacaklardır. Kıyamet Suresi 22-25 Vücuhu yevmeyizin nâzıra ila rabbiha nâzıra Hemen ilmihalim şu boşluk yerlerine boş buldun şuraya bir yere bu ayetin Arapçasının yazmanda fayda olduğunu düşünüyorum. Hadis-i şerif muhakkak ki siz şu ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi de göreceksiniz. Ve o sırada izdihamdan ötürü birbirinize zarar vermiş de olmayacaksınız. Nerede geçiyor? Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor, Tirmizi'de geçiyor. Bir hadis hem Buhari hem Müslim'de geçiyorsa ona ne diyoruz? Muttefegun aleyh. O hadis üzerine ittifak edilmiştir. Hangi konusunda ittifak edilmiş? Sahihliğine dair. Bu hadisi Arapça Türkçe ezbere bilmenizi öneriyorum. Bu hadisi Arapça Türkçe ezberleyeli kaç yıl olmuştur? Yani yaklaşık 18 yıl kadar oldu. Arapça Türkçe ezberleyeli. Arapça olarak bu hadisi bulmak istersen ne yaparsın? Nasıl bulursun? Soru. Ne yapılabilir? Kaynak zaten verilmiş. Kaynağı açıp bakman lazım. Buhari demiş. Buhari ne demek? İmam Buhari'nin yazmış olduğu Sahih Sahihul Cami adlı kitabı açacaksın. Peşine Mevakit demiş. Ne demek? O kitabın içerisinde ana bölüm olan Mevakit bölümünü bulacaksın. Çeşitli ana bölümler var. Bir tanesi Mevakit, onu bulacaksın. Peşine 16 diyor. 16. hadis mi? Hayır, 16. bab demek. Onu bulacaksın. O zaman bu hadisi Arapça bulmuş olursun. Veya yine Buhari'ye ait tevhid ana başlığını bulup 24 numaralı babı bulacaksın. Buhari'de iki defa geçiyormuş. Bunu bulacaksın. İki nokta üst üste. Alttaki tam nokta değil değil mi? Virgül. Diyor ki Müslim'de de geçer. İmam Müslim yazmış olduğu Sahihul Cami kitabında da geçer. Neresinde geçiyor? İman bahsinde 81 numaralı bapta geçer. Tirmizi'nin de cennet bahsinin 15'inde geçmekteymiş. Bu kitapları açıp zaten bulabiliriz. Ee, Türkçe yayın yapan sitelerden de bulunabilir. Yani belki vardır. Arapçasını yazmış bir arkadaşımız olabilir. Ve şuradaki çeviri sen Arapçaya çevirirsin. klavyede Arapça yazarsın bunu. En azından bir kısmını. Direkt Arapçaya yayın yapan sitelerden de aratabilirsin. Daha önce bunlara birkaç defa değindik değil mi? Buhari'den açtık, Müslim'den açtık. Mesela Müslim İman 81 bulmayı deneyelim. Müslim içerisinde İman 81. Önce gidelim bir iman bahsini bulalım. kitab İman buradaymış. Kitab-ı İman ı açtık. Burada 81 demiş. O zaman 81'in peşine koşalım. Koşmaya başla. Bunları niye canlı yayında yapıyorum? Nasıl yapıldığını az çok görün. Alışın diye yapıyorum. Hiç yapmayabilirim de. FDF saldırıyorum. 81 belki de geçtik bilmiyorum. 74 yazıyor. Geçmemişim. 78. Peki şimdi nereye geldik? derken bulduk. Buradaymış. 80 81 Hadis numarası 299 demiş. Yanında 183 yazıyor sanırım. Burada anlatılıyor değil mi? Enne sen kalu li <Sessizlik> rasulillah. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü hel nera biz görür müyüz acaba görecek miyiz kimi neyi rabbena rabbimizi nera nerayu takdiriyle var nahnu fail sana meful lazım o yüzden rabbe ne zaman görür müyüz görecek miyiz yevmel kıyamet fekal rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hel tuvarrune fi ru'yetil kameri leyletel bedri kalu La ya Resulallah, ya Resulallah. Kale, hel tuzdarrune fi şemsi Böyle anlatımlar devam ediyor. Kısacası, buradaki hadis baya bir uzun ama nedir? Bir kısmı, bir kısmı çevrilerek buraya verilmiştir. Yani müstemin iman bahsinde 81 numaradaki hadis daha uzun esasen. Kelime kelime birebir çevirip tamamı yazılmış değildir. Hadisi bulduk. Şimdi biz dersimize devam edelim. Bir başka hadiste de müminler cennete girdikten sonra Allah'ın müminlere daha vermemi istediğiniz bir şey var mı diye soracağı haber verilmektedir. Daha ne isteyelim denir. Yine geçiyor. Şimdi burada bu şekilde anlatılmış farklı bir bakış yapabilmek için ne yaptık? Arapça yayın yapan sitemizi açtık. Meşhur sitelerden yine İslam Web karşımızda. Artık bu siteyi iyi derecede bildiğinizi düşünüyorum. Ne demiş burada? Delle el kitabu ve sünnetu. Kitapta sünnetle delalet, şüphesiz ki delalet etmektedir. Neye? A'la Ennel müminine değil mi? sonra gelmiş. Ennel müminine şüphesiz ki müminler ne görecekler. Wow, fail olduğuna göre meful lazım sana. Rabbehum. Kendi Rablerini görecekler. Subhanahu ve Teala. Nerede görecekler? Fil cenneti. Ve alâ ki bunun üzerine ne var diyor? Sahabenin icmağı var. Tabinin icmağı var. Peşine gelen... E, İlim ehlinin de yine buna nesi vardır? İcma vardır. Kâle Allahu Teala Vucûhu yevmeydin nâbıra ilâ Rabbiyâ nâbıra Kıyamet suresi. Zaten ilmi halde verilmişti bu. Kâle subhânehu Kelle innahum ar-Rabbim yevmeydin lemahcûbûn Muddafifin suresinden de yine delil verilmiş. Peşine Lilledîn ehsenul husnâ ve ziyâde Böyle bir ayet var diyor. E, buradaki husnâ var ya Husnâ nedir? Fen husnâ hiye el er cennetu cennet demektir diyor. Başka bir ayet daha delil olarak gösterilebilir demeye geldi. Uzunca bir yazı. Bir de şuradan bakalım. Birden fazla yerden bakmayı çalıştık. Görüldüğü üzere aynı ayeti veriliyor Kıyamet Suresi. Peşine Lillezine Ahsanul Hüsna ve Ziyade Yunus Suresi. Burada geçen ziyade lafzı var ya ve ziyade. Hani lillediğin ehsenu iyi kişiler için var. Hüsna en iyi şeyler var ve fazlası da var. İyinin güzelin de ötesi vardır. Ferafzu ziyade ti, burada geçen ziyade lafzı var ya nedir? Lafzun mücmelun mücmel bir lafızdır. Lakinnehu fakat onu sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Hadis-i şerifinde fessera tefsir etmiştir. Ez ziyade, ziyadeyi neyle tefsir etti? Açıkladı bin nazari ila vecihillah. Yüce Allah'a bakmak olarak tefsir etmiş, açıklamıştır. Konuyu daha fazla uzatabilirdik de ama gerek yok. Allah'ın görülmesine dair Celle Celal çeşitli deliller ayet ve hadisten derilli bir konu olduğunu gördük. Hem Diyanet İşleri Başkanlığımızın ilmi haline baktık. Hem Diyanet İslam Ansiklopedisi'ne baktık. Hem de Arapça yayın yapan bir iki siteye bakarak konuya şöyle bir bakış yapıldı. Kaza ve kadere iman. Kaza ve kadere iman konusu gündeme gelince kader nedir, kaza nedir? Öncelikle bu kelimelerden kast edilen şeyi bilmek lazım. Kader kısaca ne demek? Bir şeyin ölçüsünü koymak, ölçü, miktar, bir şeyi birle ölçüye göre yapmak, belirlemek. Ölçü miktar demek kader. Kaza ne demek? Kaza ise o kaderin vuku bulması. Kaza kaderin gerçekleşmesi. Kaza kaderin icra edilmesi, yaşanması, meydana gelmesidir. O zaman kader önceliklidir. Kaza ise sonradan meydana gelen şeydir. Kaza ve kaderi iman işte kaza Kur'an'da geçer mi? Kader kaza konusu Kur'an'da geçer mi? İnanılması gereken bir şey midir? Biz buna daha önceden ne yaptık? Değindik değil mi? İmanın esasları, ana maddeler ele alınırken kader ve kazaya orada kısmen değinilmiş idi. Şimdi tekrardan karşımıza çıktı. Diyoruz ki kader ilim ve irade sıfatıyla alakalı. Yüce Allah'ın ilim sıfatı var. Her şeyi bilmesi, irade sıfatı var, dilemesi. İşte kader bu iki sıfatla ilişkilidir. Kaza ise tekvin sıfatıyla alakalıdır. Tekvin yaratmak demek. Kaza bir şeyin meydana gelmesi, meydana gelişte Yüce Allah'ın yaratması ile alakalıdır. Dünyada meydana gelmiş ve gelecek olan her şey Allah'ın ilmi, dilemesi, takdiri ve yaratması ile olur. Her şey için bir kader var. Ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Dünyada meydana gelmiş ve gelecek olan her şey Allah'ın ilmi ve dilemesi, takdiri, yaratması ile olmaktadır. Bu cümleyi anlattığımızda farklı düşünceler insanlar da oluşabiliyor. Şu kader kaza konusunu bir tamamlayalım. Farklı düşüncelere değineceğiz inşallah. Kader konusunda bilinmesi gereken şudur. Kader İç yüzünü ancak Allah'ın bilebileceği mutlak ve kesin bir biçimde çözümlenmesi mümkün olmayan ilahi bir sırdır. Kader nedir? İlahi bir sırdır. Çözülmesi mümkün olmayan, kesin bir biçimde çözülemez. Sana anlatırlar şöyledir, böyledir. Belki tatmin olursun, belki de olmazsın. Ama sonuçta ilahi bir sırdır tatmin olmasan da normaldir yani. Çünkü ilahi bir sırdır. Zaman ve mekan kavramlarıyla yorulmuş bulunan insan aklı, zaman ve mekan boyutlarının söz konusu olmadığı bir ilahi ilmi, irade ve kudretiyle kavrayabilme güç ve yeteneğinde zaten değildir. Kader konusunu kesin biçimde çözmeye girişmek insanın kapasitesini zorlaması ve imkansıza talip olması demektir. Bakın bunlar yani çok ciddi ağır cümleler. Kader ve kaza'ya inanmak iman esaslarındandır. İnanılması gerekir. Ancak insanlar kaderi bahane ederek kendilerini sorumluluktan kurtaramazlar. Bir insan Allah böyle yazmış, alın yazın buymuş bu şekilde takdir etmiş. Ben ne yapayım yani şu an içiyorsam bende bilgisi yok ki. Allah öyle yazmış. Hafisteysem yani büyük bir hata yapıp hapse düştüysem suç niye bende olsun ki Allah öyle takdir etmiş. Diyebilir misin yani? Sorumluluktan kurtaramazsın diyor. Böyle diyerek günah işlemeyeceği gibi günah işledikten sonra da kendisini suçsuz gösteremez. Kaderi mazeret olarak ileri süremez. Niye süremiyor? Çünkü bu fiiller insanlar böyle tercih ettikleri için bu seçimi uygun olarak Allah tarafından yaratılmıştır. İnsan böyle istedi, Yüce Allah yarattı. Tabi insan her istediğini yaratmıyor. Yani insan diyebilir ki deniz üzerinde koşarak gezebileyim yani ekstra bir araç gereç kullanmadan veya havada uçabileyim bir motor gibi, paraşüt gibi, uçak gibi bir şey olmasın. Bak bunu diliyorum ama olmuyor diyebilir. Yüce Allah insanın her dilediğini zaten yaratmıyor. Ayrıca sır olan kaderin iç yüzü Allah'tan başkası tarafından bilinemez. O halde kader ve kazaya güvenip çalışmayı bırakmak. Allah zaten bize bir rızık yazmıştır. Çalışmaya gerek yok. Olumlu sonucun sağlanması ya da olumsuz sonuçların önlenmesi için gerekli sebeplere sarılmamak ve tedbirleri almamak İslamın kader anlayışıyla bağdaşmaz. Bak, tedbirleri almamak. Adam camiye gidiyor, e, maske takmıyor günümüzde. Korona diye bir gerçek var, maske takmıyor. Niye takmıyorsun? E, kaderde varsa virüs zaten bana bulaşacak yani. Kaderde yoksa zaten bulaşamaz. Niye maske takalım ki? Diyerek. Virüsü bile kadere takanlar var. Yani böyle olabilir mi? Olamaz, değil mi? Bakara suresi 195 Bismillah. ve la tulgu beydikum ile tehlike. Kendi kendini bilerek kendi elinle kendini tehlikeye atma. Bu yasaktır. Peki ne dedi? Bu da ilahi bir kanundur ve kaderdir dedik. Şimdi kader ve kaza ile ilgili ayetler, hadisler demiş. Onun katında her şey bir ölçü yani miktar iledir. Ra'd suresi her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah yüceler yücesidir. De ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. Tam böyle kaderle alakalı olan bir, ilişkili olan bir ayet. Bu ayetlerden başka Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu, dilediğini sapıklığa sevk edip dilediğini hidayete erdirdiğini İnsanlar arasında ölümü O'nun takdir ettiğini bildiren ayetler de vardır. Tabi şimdi diyor ki bak, her şeyin yaratıcısı, ben adam öldürdüysem bunu Allah yarattı. Dilediğini sapıklığa sevk etmiş, ben bugün içki içiyorsam, kumar oynuyorsam Allah beni sevk etti. Dilediğini hidayete erdirdi, felanca camiden çıkmıyorsa bu O'nun başarısı değil ki, Allah öyle takdir etmiş. İnsanlar arasında ölümü onun takdir ettiğini, onun canını alacağına benkini alsaydı. <laughs> Hepsinin bir zıt söylemi var değil mi? Ona değinmeye çalıştım. Allah tarafından belirlendiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Tabi maske takıp korona yakalanan yok mu yani? Var. Maske takarsın ama el hijyenine yeterli değeri verebildin mi? Diyelim ki verdin maskeyi... Cebi e kulaklarından yani yüzünden çıkardığında o maskeyi eline dokunuyorsun muhtemelen. O maskeyi çantana mı koydun? Cebine mi koydun? Dur yıkayalım mı dedin? Yıkayalım derken sağ sola koydun, bir yerlere virüs mü bulaştırdın? Bu çok geniş kapsamlı bir şey. Tabii ben tıp doktoru değilim ama yani herkes inceliyor tabii ki günlerce bu korona ile alakalı herkes videolar, yazılar takip ediyor. Artık bu konuda herkes az çok bir şeyler de biliyor. Bize düşen tedbir almak. Ona rağmen hasta olabiliriz. Kimsenin garantisi yok. Ama en azından tedbirini aldın mı? Sen tedbirini al. Yine de olursan bunda bir sorumluluğun olmaz. Ama tedbirsiz bir şekilde başıboş önemsiz davranırsak bunda bize de ne var? Sorumluluk vardır. Bir hesabı vardır. Ve yadiyan Allah'a ve yadiyan Rasul'e ve ulil emri minkum. Allah'a, Resulüne ve içinizdeki yöneticilere itaat edin. Yöneticiler maskeyi tak diyor. Mesafeye dikkat et diyor. Hijyene dikkat et diyor. Artık bize düşen de onları dinlemek olmuştur. Tabi Cibril hadisi diye bir hadis var. Orada da kader geçiyordu hatırlıyorsunuz. Bu hadisi hem Buhari'den hem Müslim'den incelemiş idik. Buhari rivayetinde kader geçmemekteydi. Müslim rivayetinde ise kader geçmekteydi. Aynı şekilde okumuş ilik. Tirmizi kader bir önemlidir. Aklımızda bu kaynağı tutmalıyız. Kaderin bir ilahi sır oluşunu ve insanlar tarafından gerçek anlamda çözülmesinin imkansızlığını göz önünde bulunduran Hazreti Peygamber, kader konusunu tartışan ashabını uyararak şöyle buyurmuş. Kader konusunda tartışıyorlarmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları görmüş ve Siz bununla mı emrolundunuz? Veya ben bunun için mi peygamber olarak gönderildim? Şunu biliniz ki sizden önceki ümmetler bu tür tartışmalara başladıkları zaman helak olmuşlardır. Böyle tartışmalara girmemelisiniz. Tirmizi kader bir. İnsanın iradeli ne demiş? İnsanın iradeli fiilleri ve fiillerinin yaratılması. Allah'ın ve insanın iradesi. Celle Celaluhu. Kader konusu çok üzerinde tartışmalar, ihtilaflar dönen bir konu. Tabi burada biz genel olarak kaderi ele alıp A'dan Z'ye tüm hatlarıyla incelemiyoruz. Konumuz kader değil. Konumuz bir ilmihal okuyuşu. Sözlükte seçmek, istemek, yönelmek, tercih etmek ve karar vermek anlamlarına gelen irade terim olarak Allah'ın veya insanın ilgili seçeneklerden birini seçip belirlemesi. İrade ne demek? Önünde seçenekler var. Onlardan birine karar vermene irade denilmektedir. Ehl-i sünnetin en önemli iki kolu olan eşari ve maturidiler, insanın iradesi ve bu iradenin fiildeki rolü konusunda temelde görüş birliği içinde olmuşlar. Ancak eşariler Allah'ın iradesinin her şeyi kuşattığını dikkate alarak bu iradeye külli genel irade adını vermişler. Ve böyle bir nitelendirme ile onu kulun iradesinden ayırt etmek istemişler. Maturudiler ise Allah'ın iradesine ilahi ve ezeli irade demişler. Külli ve cüzi irade terimlerini kulun iradesinin iki yönünü belirtmekte kullanmışlardır. Külli irade Allah tarafından kula verilmiş olan yapma veya yapmamayı tercihte aracı kabul edilen seçme yeteneğidir. Seçme yeteneğine külli irade. Cüz-i irade ise külli iradenin iki taraftan birine aktif biçimde yönelmesinden ibarettir. Yani külli irade nedir, cüz'i irade nedir bunu bilmemiz gerekir. Ve gördüğümüz üzere Eşariler ile Maturidiler külli irade için farklı tanım yapmışlardır. Yani biz Eşarilere göre külli irade şu demektir, Maturidiye göre bu demektir diye ayrı ayrı tanım yapabilmeliyiz. İnsan iradesi ve fiildeki rolü. İnsanlar fiillerde gerçek bir irade hürriyetine sahiptir. Çünkü insan bu gerçeği kendi içinde her an duymakta, yaptığı işlerde hür olduğunu hissetmektedir. Hissetmektedir ama insanların hür olmadığını, e, ne diyelim, iddia eden mezhepler de var değil mi? İnsan hür değildir. İnsan adeta bir robottur. Yüce Allah'ın yarattığı şeylere harfiyen uyan onun iradesine harfiyen uyan dır diye de açıklayanlar var. Şimdi burada insan iradesi ve fiildeki rolü ne diyoruz burada? Diyoruz ki temel akal kitaplarımızda Allahu halik el abdu kasif. Allah yaratıcı, kul ise kesp edicidir. İnsanın hür bir iradeye sahip olduğunu ve bu iradesinden dolayı sorumlu ve yükümlü bulunduğunu gösteren ayetler var. Yani insan hür değildir, Allah'ın yaratmasına göre devam etmektedir dersek. Mesela Saffat Suresi 96. Saffat 96. Sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmaktadır diye bir ayet var. Bu manaya gelen. Yani hem insanları hem de insanların ne diyelim yaptıklarını da yaratan Allah'tır şeklinde yaklaşık bu manaya gelen Saffat 96 böyle bir ayet var. Şimdi bu ayete bakarak çıkıp diyor ki adam bizi Allah yarattı. Doğru. Yaptıklarımızda da o yaratmış ayet var. O zaman içki içmemde bir problem nasıl olabilir? Yani yaratmak ile yaratmak farklı bir şey. İradeni o yöne kullanmak farklı bir şey. Nitekim nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Doğru yolu gösterdik. İster şükretsin, ister nankör olsun. Biz zorlama yaptık demiyor. Kim iyi bir iş yaparsa, kime iyi iş yaptırırsam demiyor. Kim iyi iş yaparsa, ben iyi bir iş yaptırırsam demiyor. Yaparsa kim şahıs yani burada özgürlük olduğuna ne var? Bu yazılışta bir özgürlük olduğuna işaret var. Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehine, kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine olur. Rabbin kullara asla zulmüdici değildir. İnna Allah la yadlimu misqale derra. Şüphesiz ki Allah zerre miktarınca zulmetmez. Eğer Selancan'ın sürekli camide olması Allah'ın dilemesiyle bir başkasının sürekli meyhanede olması da in Allah'ın dilemesi ile ise hiçbir özgürlük yoksa yani insan istediği şekilde yani iyiye veya kötüye bir tercih yapamıyor bir robot gibi ise bu zulüm olurdu. Allah'ın adalet anlatımına aykırı olurdu. İnna Allah'ı emrû bil adli. Şüphesiz ki Allah adalet emrediyor ayet var ama o zaman kendisi adil olmazdı. Birisini camiye yönlendirilmiş, diğerine meyhaneye yönlendirmiş. Öyle bir yönlendirme yok. Nitekim iyilik de kötülük de insana ilham ediliyor. Doğru yol gösteriliyor. Ha ondan sonra ister şükret, ister nankör ol. İster iyilik yap, ister kötülük yap. Sonuç olarak Rabbin zulmedici değildir. İnsanın fiillerinin yaratılması, insanın fiilleri zorunlu yani ızdırari fiiller, zorunlu fiiller ve ihtiyari fiiller olmak üzere ikiye ayrılır. Mesela nefes alman, kalbinin atması, midenin sindirimi gibi zorunlu ve refleks hareketlerimizin oluşturduğu fiillere ızdırari diyoruz. Bunlar senin elinde değil. Nefes almaya son verdim. Hadi kalbim dur, midem bu yediğimi sindirme diyemezsin. Bunlar senin elinde olan şeyler değil. Ama bunlar senin elinde olmaması hiçbir şeyin elinde olmadığı manasına gelmiyor. Mesela yazı yazmak ister yazarsın ister yazmaz oturup kalkmak beni dinlemek izlemek kitap okumak vesaire bunlar sana kalmış bunlar nedir İradeli fiillerindir İşte namaz kılmak gibi veya içki içmek gibi iradene kalmıştır İradeli fiillerinden de nedir? Kişi bir zorlama altında değildir ve kesinlikle nedir? Bunlardan hesaba çekilecektir. Fiillerin yaratılması dedik bu sahada bir kitap göster. Kitap İmam Buhari'ye ait. Halku efalil ibad. Kulların fiillerinin yaratılması. Ve ne diyor onun dışında? Diyor ki, Eshab-ı ta'dil ve cehmiye de red. Onlar da reddiye yazılmış. Red diye yani günümüzde kullanılıyor ara sıra ference filence hocalar tarafından işte red kelimesi burada geçiyor kim yazmış İmam Buhari yazmıştır müessesetür risale baskısı şimdi biraz saydıralım 169 sayfaymış baskımız oldukça hadislerde hadisler hadislerin yer aldığı bir kitap diyerek ufak bir kitap tanıtımı yaptık. Devam edelim. Tevekkül nedir? Güvenmek, dayanmak, işi başkasına havale etmek manasına geliyor. Ve tevekkül alallah, yüce Allah'a tevekkül et. Ayet edilmiş mi burada? Kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Kime? Kendisine telefon açıp bir başkasına güvenmekten bahsetmiyor. Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Ali İmran Suresi Hayır ve şer İyilik, iyi, faydalı Bunlara hayır diyoruz Hayır Öyle değil, manasında değil Arapça Hayır, ehyer Değil mi? Şer de nedir? Kötü iş Hayır, iyi iş Şer ise kötü iş Manasına geliyor Ehli sünnete göre Allah'ın şerri irade edip yaratması kötü ve çirkin değildir. Şuradan okuyalım. Amentü'de ifade edildiği üzere her Müslüman kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Yani ne demek bu? Alemlerin yaratıcısı olan Allah Teala hayrı da şerri de irade eder ve yaratır. Buradaki irade memnun olur veya ister manasında değil. Birazdan açıklanacak o. İrade çünkü ikiye ayrılır değil mi? Teşri'i ve tekvini olarak. Teşri memnun olması, tekvini ise yaratması. İrade eder ve yaratır. Çünkü alemde her şey onun irade, takdir ve kudreti altındadır. İnsan hayrı da şerri de kendi iradesiyle kazanır. Allah'ın hayra rızası vardır, şerre ise yoktur. Hayrı seçen mükafat, şerri seçen ise ceza görecektir. Şerrin Allah'tan olması ne demek? Kulun fiilinin meydana gelmesi için Allah'ın tekvini iradesinin ve yaratmasının devreye girmesi demektir. Bak Allah'ın şer irade etmesi bu demek. Yoksa... Allah kulların kötü fiilleri yapmalarından hoşnuttur diye bir sonuç çıkmaz. Hoşnut değil. Şerri emretmez. Şerre teşrii yani dini iradesi yoktur. Ehli sünnete göre Allah şerri irade edip yaratması kötü ve çirkin değil. Yani niye yaratıyor? Şerri yaratmasaydı kötü ve çirkin bir durum değil bu. Fakat kulun şer işlemesi şerri kazanması, şerri tercih etmesi ve şerle nitelenmesi kötüdür ve çirkindir. Mesela usta bir ressam sanatının bütün inceliklerine riayet ederek çirkin bir adam resmi yapsa o zat ne olur beğenilir yani o resim ne güzel bir resim denilir. Bu durumda resmi yapılan adamın çirkin olması resmin de çirkin olmasını gerektirir mi? Gerektirmez. Aynı şekilde. Rızık diye bir konu. ehli sünnet rızık konusunda şu temel prensipleri saymıştır. Yegane rızık veren razzak alem alemin rızık vereni razzak rızıkçısı kimdir? Allah Teala'dır. Rızkı yaratan ve veren Allah Teala'dır. Kul Allah'ın evrende geçerli tabii kanunlarını gözeterek çalışır ve elleyse lil insani illa ma insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Çalışırsan çabalar sebeplere sarılır ve rızkı kazanmak için tercihlerde bulunur insan. Her zaman da doğru tercih yapamayabilir. Bazen işini batırabilirsin de. Bu da nedir yine bir sınavdır. Haram olan bir şey onu kazanan kul için rızık sayılır. Yani rızık nedir? Rızık illa güzel, hoş şey manasına gelmez. Haram olan bir şey de yine rızıktır. Fakat Allah'ın haram olan rızkı kulun kazanmasına rızası yoktur. Artık Allah'ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin. Nahl suresi haramı yasaklamıştır. Herkes kendi rızkını yer. Bu çok yaygındır halk arasında da. Bir kimse başkasının rızkını yemeyeceği gibi başka biri de onun rızkını yemez. Sıra ecele geldi. Ecel maddesi. Sözlükte önceden tespit edilmiş zaman ve süre manasına gelmektedir. Kur'an ayetlerinden anlaşıldığına göre ecel ne vaktinden önce gelebilir ne de gecikebilir. Her ümmetin bir eceli vardır. Şeyda eceluhum la yestahdiruna saaten ve la yesteqdimun. Allah eceli geldiğinde hiçbir kimse için erteleme yapmaz. Yani bu sahada duyduğunuz şeyler olabilir. İşte Azrail melek peygamberimizin yanına gelmiş. Canını alsak mı almasak mı? Zaman tan diyor sana. Zaman kullanmak ister misin? Böyle anlatanlar var mı? Var. Bu aslı var mıdır yok mudur? Bakmak lazım. Ecel hiçbir sebeple değişmez. Bazı ibadet ve güzel davranışların ömrü uzatacağına dair hadisler var. Mesela Hafız Suyuti El Canus Sagir bundan bahsetmiştir. Bu hadis Riyazu Salih'inde de geçiyor yani tek orada değil tabi. Derleme eserler de var. İnsanları hayırlı ve güzel işlere teşvik etmeyi amaçlayan hadisler olup genellikle şu anlamda yorumlanmıştır. Bak ibadet ve güzel davranışlar ömrü uzatır. Bir, şu manaya gelmelidir bu hadis. Ömrün artmasından maksat ne? erden ve kederden uzak, huzur ve mutluluk içinde, sağlıklı, güçlü, kuvvetli yaşamaktır. 2. Yüce Allah bu gibi kimselerin iyilik yapacağını bildiği için ezeli planda onların ömrünü zaten fazla olarak belirlemiştir. Yani zaten baştan fazla takdir edilmiştir. Bu açıklamayı bilmenizi önemsiyorum. Yani bazı ibadetler, güzel davranışlar ömrü uzatır. Mesela akraba ziyareti. Geçiyor hadiste değil mi? Akraba ziyareti ne diyor? Ömrü uzatır akrabaların dolaşırsan. Yani ziyaret etmezsen 50 yıl, ziyaret edersen 60 yıl. Nasıl oluyor? Bu bir sorudur. Önemli bir sorudur. Cevabı da çok, sorudan daha önemlidir. Bu iki maddeyi bilmeliyiz. Ehl-i sünnet bilginlerine göre öldürülen şahıs yani maktul, katile, yektulu, katlun, katilun, maktulun, maktul. Bütün insanlar gibi eceliyle ölmüştür. El-maktul meyitun bi eceli. Ölmüştür bir eceli. Eceliyle ölmüştür. Çünkü ecel hayatın tereddütsüz olarak son bulduğu andır. Adam sigara içiyormuş. Doktor demiş ki böyle devam edersen yakında ölürsün. Adam 50 yıl anca yaşamış. Sigara içmeseydi 60 yıl mı yaşardı? Sigara yaşadı diye erken sigara içti diye erken mi öldü? Sigara içeceğini Allah zaten biliyordu. Ömrünü zaten öyle tayin etmişti. İçse de içmese de yani. Ona göre zaten önceden yazılmış, tayin edilmiş. Maktul öldürülmemiş olsaydı o anda tabii veya bir başka biçimde zaten ölecekti diyor bu hususu belirleyen ilahi iradedir. Mesela dayım yatsı namazına giderken karşıdan karşıya işte şehirler arası yol diyelim oradan geçerken yatsı namazına doğru araba çarptı dayıma vefat etti. Yani dediler ki bu adam evde namazını kılsaydı ölmezdi. yani araba çarptı vefat etti evde olsa araba çarpamazdı çünkü. Veya Ference koronaya yakalandı Korona diye bir virüs çıkmasaydı, ölmeyecekti. Korona adamı bitirdi, öldü gitti. Denebilir mi? Bunlar denemez. Çünkü maktul öldürülmemiş olsaydı, burada maktul silahla öldürülen ki yani kabaca kastedilen bu. Ama fark etmez. Herhangi bir insan, diyelim ki selde, depremde, araba çarpması, korona vesaire bir sebeple öldü. Orada olmasaydı ölmezdi diyemezsin. Çünkü o anda tabii yani doğal veya bir başka biçimde zaten ölecekti. İlahi irade o şekilde tayin etmiş. Şu halde katil o kişiyi öldürmekle onun eceliğini öne almış değildir. Araba çarptı diye senin ecelin öne alınmadı. Sigara içtin diye veya korona yakalandın diye ecelin öne alınmadı. Peki sıra fıkıha geldi değil mi? Dördüncü bölüm Fıkı. Şimdi fıkıh maddesine girdiğimizde bizi yeni bir konu olarak kaynak ve metot karşılayacak. Peşine deliller konusu gelecek. Deliller konusu önemsediğimiz bir konu. Oraya geçmeden de şurada birazcık konuşalım. Fıkıh. Fıkıh deyince ne anlıyoruz? fıkıhın tanımları var değil mi? Mesela fıkıh kelimesini görünce aklıma hemen bir kitap açmak geldi. Kitap ney? Mirkatul vusul ila ilmin usul. Molla Hüsrev. Darü kütübül ilmiye. Beyrut, Lübnan baskılı. Molla Hüsrev'in kitabı. Meşhur bir usulü fıkıh kitabı. Şöyle biraz sardırayım. Yani başlangıçta bir şeyler yazılır ya onları atlayalım. Ne yaptık? Mesela neredeyiz? Diyor ki e, ilmi usul mevzu'u ilmi usulü fıkhi usulü fıkıh ilminin mevzusu önce usulü fıkhın tanımını yapıyor İşte konusuna değiniyor faydası şudur falan biz burada ne arıyoruz ama? Fıkıhı arıyoruz. Konumuz bizim usulü fıkıh değil, konumuz fıkıh. Burada bir yerde fıkhın tanımı var mı? Fazla gittim galiba. Biraz geri doğru gidelim. Biraz daha geri geldiğimizde, sayfa 13'te fıkhı bulduk. Demiş ki usulü fıkhi, usulü fıkh nedir? İlmun yu'rafu bihi ahval edile devam ediyor. Peşine tariful fıkhı. Tariful fıkhı. Fıkhın tarifi. Bizi ilgilendiren yer burası. El fıkhu. Fıkıh nedir bir defa? Fıkıh deyince ne anlayacaksın? Fıkhın tanımını biz Arapça, Türkçe bilmeliyiz tabi. Marifetun nefsi. Kişinin bilmesidir. Nefis kişi. Marife bilmek. Ma'rifetun nefsi kişinin bilmesidir. Neyi bilmesidir? Ma o şey ki leha kendi lehinedir. Kendi lehine olan şeyi bilmesidir. Ve daha neyi bilmesidir? Ma o şey ki aleyha kendi aleyhinedir. Kendi lehine de aleyhine de olan şeyleri bilmeye fıkıh diyoruz. Peşine amelen demiş. Amel cihetinden yani burada lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmek de konu tefsir alanı değil, konu kayıt sahası değil, kıraat değil, amel açısından lehine ve aleyhine olanları bilmektir. 9 demiş. 9 numaralı dipnot diyor ki, Hade tarifi, bu tarif var ya ama e, Siva el kaydil ehiri, sonuncu kayıt hariç yani amelen, amelen mi demişti? Evet, amelen kelimesi hariç tutarsan, Sonuncu kayıt hariç amelen kelimesi yani nedir bu tarif? Menkulun anil imami ebi hanifete gayrı mustalet değil mi? Hanifete rahimehu Allahu Teala bu tarif Ebu Hanife'den rivayet edilmiştir. Buna göre Ebu Hanife'ye göre fıkhın tarifi nedir? Ne diyeceksin? Marifetun nefsi ma ve ma aleyha. Bu çizdiğim yer Ebu Hanife'nin tarifidir. Kaynak ne? Zaten kitaptayız. Sayfa 13'teyiz galiba. Mukaddimedeyiz yani sorarlarsa bu tarif nereden geçiyor? Kaynaklar ne dersin? Molla Hüsrev'in Mirkatul Vusul adlı eserinin mukaddime bahsinde geçmektedir. Kaynağı bu şekilde verebilirsin. Hemen bir aşağıki sayfada e, Dile denildi. Yani da 4 var. Kimin tarafından denildi? İmam Şafii yani. Fıkhın tarifinde dedi. Ama burada gelip gale dememiş yani. G ile. Hanifi kitabı okuyoruz. El ilmu bilmektir. Bilahkâmi şer'iyyeti şer'i hükümleri bilmektir. El ameliyeti ameli ve şer'i hükümleri bilmektir. Öğrenmektir, elde etmektir. Neden? An edilletiha kendi delillerinden öğrenmektir. Et tafsiliyeti tafsili delillerinden elde etmektir, öğrenmektir. Bu da İmam Şafii'nin tarifi olmuş oldu. Tabi burada bitmiyor tarif. Bir başka tarif olarak mecelleden tarif verelim. Mecelle genel hükümleri genel olarak 100 madde ilahiyat fakültelerinde ezberletilir diyelim veya en azından sınav konusudur. Belki ezberler öğrenciler, belki ezberlemez ama buradan soru çıkar ilahiyatta da. Madde bir de fıkıh nedir tarifi yapılmıştır. Şeriatın ameli meselelerini tafsili delillerinden bilmektir. tabi çok Türkçeleştirmiş. İlmi fıkı i şer'iyye ameliyi bilmektir. Tam olarak madde bu. Bu şekilde ezber nedir? Mecelleye göre fıkhın tarifi nedir? Budur. Hemen üstünde Türkçesi var zaten. Burada bir iki madde de açıklanmış. O zaman biz fıkhın tanımını hem Ebu Hanife'ye, İmam Şafii'ye hem de mecelleye göre tarifi bilirsek bu güzel olur. Diğer maddeler de var burada, 100 tane madde var. Biz bunun dışında şuna değinelim. Şimdi fıkıh dedik de, fıkıh çok geniş bir dal. Tarihlerden sonra şunu söyleyebiliriz. Hanefi fıkhına dair yazılmış en meşhur yani temel kitaplar diye. Neler var temel olur. Bir zahir rivaye kitapları vardır. Bir de nadir rivaye kitapları vardır. zahir rivaye, nadir rivaye. Fıkha dair baktığımızda bir Marmara İlahiyat sitesinden bakıyoruz. Burada İmam Muhammed'in yazmış olduğu kitaplar, Zahirur Rivaye nedir? zahirur Rivaye kitapları say denildiğinde bunlara sayabilmeniz lazım. Kitabın adı El Asl. Diğer adı ile El Mepsut. Birincisi bu. İki Camus Sagir. Üç Canul Kebir. Dört e ziyadat Beş Siyru Sagir. Altı Siyru Kebir. Zaten Camus Sagir ve Kebir, Siyru Sagir ve Kebir dediğinde dört tane saymış oluyorsun. Geri iki tane kalıyor. Ezberi kolay yani. Bunlara ne deniyor? zahir rivaye kitaplar. Birazdan biraz daha açıklayacağım bunu. İki, nadir rivaye. Onun zıttı. Bu ikisi zıt. Nadir'de keysaniyat. Mülakatta bizim bir arkadaşa bu sorulmuştu. Normalde zahir rivaye sorulur. Kolay sormak istenirse. Zor sormak istenirse nadir rivaye sorulur. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ihtisas mülakatına giren bir arkadaşa nadir rivaye eserlere sahi denilmiş idi. Kesaniyat yazıyor gelirse bir okumaya gerek yok. Cürcaniyat, Haruniyat. Sonra kitaplarla alakalı ek bilgiler verilmiş. Biz bir de literatür gen tr'den bakalım. Bu siteyi önemsiyorum. Burada zaman geçirmenizi öneririm. Çünkü güzel derlemeler yapılmış. Hangi sahada hangi kitaplar var? Kitap bilgisini önemsiyoruz. Kesinlikle hangi sahada hangi kitaplar var bilmeliyiz. Zahir-i Rivaye yani i̇mam Azam ve talebeleri İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'un tevatür yolla gelen görüşleri. Zahir-i Rivaye bu. Nadir-i Rivaye ne demek? İmam-ı Azam ve talebelerinin bize ahad yolla gelen rivayetleri birisi mütevatir, tevatür nerede geçiyordu? Ha. Zahir-i kitaplar tevatür yol ile bize ulaşmış iken nadir-i rivayet ahad yol ile gelmiştir. Tevatür ile ahad birbirine zıt. zahir rivaye şu altı kitap. Ezberi bilmeliyiz. Bunlardan birkaçını açabiliriz. Bakalım bende var mı şu anda hazırda. Şu anda ne görüyoruz? Camiul Kebir adlı kitabı görmekteyiz. Şöyle bir açarsam içinde ne var ne yok diye. İmam Muhammed'in yazmış olduğu Camiul Kebir. Kitabın nikah, nikahla alakalı ne yazılmış? Nikah'a kadar geldiysek bayağı bir konu geçmiş olmalıyız. Burada da çeşitli hayvanların zekatından bahsedilmiş. Babu salat namaz bahsi. Böyle kısaca bir görmüş olduk. 383 sayfa imiş. Şimdi literatür sitesinde bunlara değindik. Bir iki ilave daha yap. Temel metinler ve şehleri Hanefi mezhebinde el kitabı el kitabı mahiyetinde ilk eser ve Ebu Cafer Tahavi'nin el muhtasarıdır. Burada çeşitli kitaplar var. Diyor ki Mervezi zahir rivayeyi alıp tekrarları çıkarmak suretiyle el kafi adlı eserini meydana getirdi. Önemli burası. Serahsi ise bu eseri El Mevsud adı ile şerh etti. O zaman El Mevsud kitabı nedir? zahir Rivayi toparlamış olan El Kafi adlı kitabın şerhidir. Kim yazdı? Serahsi. Bin yıl önce yazıldı bu kitap. Günümüzde var mı? Var. Türkçe'ye de çevrildi. Kaç cilt? Sanırım 30 cilt. Editör Profesör Doktor Cevat Akşit 30 cilt olarak tercüme edildi, Türkçeleştirildi. Benim derimde Türkçesi mevcut. Ben de gidip onu aldım. Tabi Arapçası da mevcut. PDF olarak. Arapçası şekli var ama Türkçesi de kitap olarak var. Kuduri Hanefi mezhebinin en meşhur el kitaplarından biri olan El Muhtasar'ı telif etti. Hanefi literatüründe kitap deyince akla ne gelir? Kuduri'nin kitabı akla gelir. Bu eser üzerine 30 civarında şeh yazılmış. Beddâ'ın sanayi bilinmesi gereken bir kitap değil mi? Hidaye Merginane'nin kitabı bilinmesi gerekir. Bunun dışında hidaye üzerine 60 civarında şeh ve haşe yazılmış olup en meşhurları şunlardır demiş. İbnül Hımam Fetul Kadir bilmek lazım. Bedrettin Ayni El Binaye. Kim bu Bedrettin Ayni? Buhari üzerine şerh de yazmış değil mi? Mutun Erba'ya diyor. Mutun Erba'ya bilmek lazım. Bu da yine mülakatlarda da sorulabilir. Mevsili'nin El Muhtarı İbn-i Saati'nin Mecmal Bahreyni Nesefi'nin Kenzüt 2 3 oldu. 4. Tacu Şeria Vikaye Bunun dışında şurasını önemsiyorum yine. Timur Taşi Tenvirul Efsar adında bir kitap yazmış. Haskefi gelmiş Eddürrül Muhtar adıyla bunu şerh etmiş. Eddürrül Muhtar. Sonra Eddürrül Muhtar'a İbn Abidin gelmiş. Reddül Muhtar Ale Dürrül Muhtar adında kitap yazmış. Bu bir sorudur. Mülakatta bana sorulmuştu bu. İbn Abidin'in yazmış olduğu Reddül Muhtar Şeh midir, Haşe midir? Soru bu. Bu şekilde soru gelmiş idi. Buraları bilmeyi önemsiyorum dedik. Bunun dışında burada şu an için göremediğim bir iki bilgi vererek artık konuyu tamamlayalım bizde. Burada var mıydı? Yok sanırım. Belki de vardı ben göremedim. Evet şurası, şurayı da önemsiyoruz. Diyoruz ki ee, Osmanlı Devleti'nin bir nevi yarı resmi hukuk külliyatı olarak rağbet görmüş. Müfsüllerin, müderrislerin müracaat ettiği kitaplar vardı. Molla Hüsrev'in Dürerül Hükkam adlı kitabı. Böyleyse müellifin Gürerül Hükkam adlı eserinin şerhidir aynı zamanda. Molla Hüsrev Dürerül Hükkam. Yani yazarı ve kitabı bilmen lazım. İki, İbrahim Halebi'nin Multakal Ebhur adlı kitabı. Bunu da bilmek lazım. Günümüzde cemaatler tarafından okunmakta yani bir cemaat mesela Molla Hüsrev'in dürel Hükkam kitabını okutuyor. Bir başka cemaat de Halibiye'nin Multakal Ebhur kitabını okutmaya devam ediyor. Bu kitaplarda meşhur. Usul fıkıh kitapları var yine meşhur. Onlara da artık bir sonraki derste kısaca değiniriz inşallah. Şimdi fıkıh denildi. Fıkha dair birazcık literatür bilgisi vermeye çalıştık. Bu sayfadaki kita bilgileri önemsiyorum. Sizin de bilmenizi öneriyorum diyerek dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz.